Evet, İstanbul'a gelip de alışveriş yapmadan olmaz diyenlerin uğrak noktası Mahmutpaşa'dayız. Mahmutpaşa aslında orta gelir kuşağı için her zaman baş tacı olmuş bir semt. Kapalı Çarşı'dan şöyle Eminönü Sirkeci bölgesine doğru inerken sıra sıra dükkanların dizilmiş olduğu ve hakiki diyeceğimiz esnafın da efendim günlük olarak rızkını kazanma mücadelesi verdiği bir bölge. Mahmutpaşa'da okul alışverişinin ayrı bir güzelliği var. Çünkü herkes kesesine göre burada istediğini alabiliyor. Örnek mi verelim? İşte ayakkabılar, işte önlükler. Gerçi önlük dediğimiz şey mazide kaldı. Her okulun farklı kıyafeti var artık. Ama bunun yanı sıra okul için kırtasiye ihtiyaçları dahil her şeyi bulabilmek mümkün. Gezelim, görelim. Bakalım hangi dükkanlarda alışveriş heyecanı yaşanıyor? Birlikte bakıyoruz. Temel ihtiyaçları arasında belki okul kıyafetleri kadar önemli. Çünkü çocuğumuza sağlıklı bir nesil olarak önem verirken onun beslenmesi kadar efendim temizliğine de önem veriyoruz ve şu anda ağırlıklı olarak yüz havlularının olduğu bir tezgahtayız. Hayırlı günler. Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şimdi bayram öncesi geldi geçti ama okul telaşı devam ediyor. Kaç yıllık esnafız? Oradan başlayalım. 50. İsminizi de rica edeyim. İrfan Yamaner. İrfan Bey, 50 yıllık bir tecrübe var. Mahmutpaşa'nın da tam giriş noktasındasınız. Uğrak bir nokta. Evet. Şöyle geçmişten bugüne baktığınızda ne değişti size göre hem alışveriş kültüründe hem insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılama yönü? Vallahi şimdi bu eskisi gibi Mahmutpaşa değil. Yani arada çok büyük fark var. Bu AVM'ler bir kere Mahmutpaşa'yı öldürdü. Kredi kartları öldürdü. Burada şeyin düşüyor yani buranın satış durumu günden güne düşüyor. Peki okul vesilesiyle bir canlılık gözlemledik Çok az biz bu bize. hafta. O da bize Neden öyle? genelde işte bu dediğim gibi AVM'lerde daha çok şeyler var. Kredi kart olayları var. Bizim Sizin esnaf olarak bir araya gelip oluşturduğunuz bir dernek vardı hatırladığım kadar. Hala var. Bakanlıkla irtibatlı olduğunuz. Hala var ama ne bileyim artık bir birlik beraberlik yok. Seyyarların kazançlı çıktığını söylerler tezgahlardan ziyade. Onlarla da ilgili sıkıntılar burada vardı. Ama burada seyyarsız da olmuyor galiba. Mahmutpaşa'nın bir karşısında Zaten zaten üzerinde. Mahmutpaşa'nın şeyi o, seyyarların olması. Ya Mahmutpaşa yapan seyyarlar. Ama şimdi artık dediğim gibi günden güne düşüyor. Kalitesi düşüyor. İnsanlar daha değişik insanlar giriyor. Mesela bunu 30 seneki kişilerle şimdiden aynı değil. İhtiyaçlara cevap verebiliyor musunuz siz? Biraz. Çok değil. Mesela örnek verelim. Maşallah ağırlıklı tahmin ediyorum. Üretim Oldu. Bursa ve İstanbul'dur. Evet. Fiyatlandırma skalamız ne? Hani genelde işte en ucuz havlularımız bunlar. Mesela 5 liraya var, 4 liraya var. Bu düğün için olanlar var mesela hediyelik. Düğün mevsimi hala devam ediyor Tabii mu? ediyor. Bu Eylül, Ekim sonuna kadar devam eder. Evet. Bölgenin canlandırılması adına tecrübenizden yola çıkarak soracağım. Tavsiyeniz nedir? Ne yapmam? Vallahi hiçbir tavsiyem yok. Biraz Gel. küskünsünüz. Evet, biraz küskünüm. Çünkü eskiyi düşünmek çok küskünüm yani. Okul alışverişi deyince akla gelen birçok şey var ama kıyafet olmazsa olmaz. Daha birkaç yıl öncesine kadar okul alışverişlerinin efendim tek adresi diyebileceğimiz ya da her zaman için tercih edilebilirliği ön sırada olan Mahmutpaşa'dayız. Mahmutpaşa'da efendim iğneden ipliğe her şeyi bulmak mümkün. Bir öğrenci için de kravatından ceketine, yeleğinden pantolonuna, ayakkabısına hatta çorabına kadar. Bunlar hep alınabilirdi. Fakat dikkatimi çekti. Bu yıl için özellikle kıyafet yönüyle bir fakirlik var Mahmutpaşa'da. Aslında bu fakirliğin temelinde alışveriş amaçlı
üretim yapmama değil ve maalesef tekelleşmenin bir gerçek olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Peki esnaf bu konuda ne düşünüyor? Yine bir mağazadayız ve mağaza sahibiyle birlikteyiz. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Evet, işler güçler nasıl diyeceğim, bayram sonrası için okul alışverişi biraz hareketlilik getirdi diye beklerken şöyle bir baktım, sizler gibi bazı esnaflar da maalesef biraz morali bozuldu. Neden? Artık eski işler yok, okul kıyafeti dönemi bitti tamamıyla. Daha bulmamız mümkün değil. Okul aile birliklerinin vermiş olduğu kararla istedikleri yere yaptırdıkları için bütün öğrenciler oradan almak zorunda kalıyorlar. Peki beyaz gömlekten tutun da kravatına, hatta takım elbisesine kadar her şey mevcut. Normalde mevcut ama hani iç piyasa olarak yok. Artık Türkmenistan ve Kazakistan'daki okullara siyah takım elbise olarak ve beyaz gömlek olarak ağırlık olduğu için artık yurt dışına çalışıyoruz bizlerle. Yine tebrik ediyorum, boş durmuyorsunuz. Peki öyle bir bağlantıyı yaparken de keşke Türkiye'de de böyle bir şey olsa diye düşünmüyor değilsiniz değil mi? Düşünmüyor değiliz. Öncelerde vardı ama şu anda ne yazık ki imkansız bir şey. Peki merak ediyorum, okul aile birliği diyoruz, aile birlik düzen. Bunlar önemli şey ve her zaman için tasarruftan söz edilir okulda. Fakat baktığımızda fahiş fiyatların döndüğünü görüyoruz. Buradan rahatlıkla da eleştirme hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Ben de bir veli olarak dertliyim. Siz de dertlisiniz mutlaka. Fiyatlar nasıl? Orayla kıyasladık. Fiyatlar hani okul aile birliğinin vermiş olduğu yerlerden alınırsa, örnek veriyorum 100 liralık bir okul kıyafetini oradan 250 civarına, 200 civarına almalarına... Nedir bu fiyat farkının sebebi? Fiyat farkının sebebi hani kendi anlaşmalı firmaları olduğu için... Halbuki toptan alışveriş yapılması gerekmez mi? Sizin dilinizle konuşursak ve bu bölge toptancı bölgesi gelseler, örnek veriyorum sizle, diğer esnafla, üretici firmalarla konuşulsa... Bunları en iyi şekilde üretme imkanınız var. İsteseler yapabiliyorlar ama hani tercih etmiyorlar artık. Hani daha öncelerde full okul kıyafeti olarak öğrencilere verebiliyorduk ama şu anda yok. Artık hani sadece siyah takım elbise Türkmenistan ve Kazakistan olarak çalışabiliyoruz. Bir örnek var mı, gösterebilir misiniz mümkünse? Ayrıca fiyata da bakalım. Şöyle kameranın önünden geçiyorum. Takım elbise galiba lise öğrencisine uyabilecek. Fiyat tabii üzerinde yazmıyor. Sizin kendi ürününüz. Özelliği nedir? Özelliği teknik olarak? Miskonlu kumaştır. Aslında tüylenmeyecek, kabarmayacak ve yıllarca kullanabileceği bir takım elbise ve okul kıyafeti olarak da kullanabileceği bir. 3 yıl giyilebilir. 3 yıl rahatlıkla kullanabileceği bir öğrenci. Fiyat nedir? Fiyat 125 lira. Bunu dışarıdan okul aile birliğinden yaptırmış olsaydık? 80-90 liraya mal edebilirlerdi. Ama satışta? Bize? Satışta 125 lira perakende olduğu için. Yani okul aile birliğinin... Şu anda velilere satış rakamı galiba 200. 200-250 civarında her şeyle, gömleğiyle, kravatıyla 200 ya da 250 civarında mal ediyorlar. Peki her şeye rağmen halden anlayanlar, yöneticiler vardır eğitim kurumları içerisinde. İster özelde olsun, ister devlette olsun. Devletin içinde de biliyorsunuz temel lisesi, Anadolu lisesi, İmam Hatip vesaire diye birkaç dal var. Bunlardan yine de gidin alışverişinizi yapın. Gelin, imkanlarınız ölçüsünde denildiğini biliyoruz, duyuyoruz. Böyle bir alışverişe gelen veli buradan kaç lirayla çıkar? 150 liraya komplesini alıp çıkabilir. Papuç yok sizde bildiğim kadar, ayakkabı yok. Gömleği, kravatı, ceketi, pantolonu, kemere dahil 150 liraya çıkabilecek. Normal zamanda işleriniz nasıl? Normal zamanlarda da hani orta halli, çok iyi diyemeyiz. Bir şey daha merak ediyorum, çok sık gelip geçenler de vardır ama buranın esnafı köklü. Az önce yaptığımız röportajlarda 30 yıllık, 50 yıllık esnaflar görüyoruz. Siz genç nesilsiniz. Baktığınızda size göre burası gelecek vadeden bir bölge mi? Hala gelecek vadeden bir bölge. Burası hani alışverişin cenneti diyebiliriz. Toptanla, perakendeyle her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Örnek veriyorum, lüks bir mağazaya gitseniz bu kadar çeşit bulma imkanınız yok ve fiyatlar bayağı bir yüksek oranda ama burada istediğiniz fiyata... Kredi kartı imkanı var. Kredi kartı imkanımız var, taksit imkanımız var. Pazarlık imkanı. En önemlisi zaten Mahmutpaşa hesabının vazgeçilmesi, pazarlık zaten. Pazarlık olmadan olmaz. Yüzde kaça kadar düşebiliyorsunuz pazarlıkta? Yani fizler hani yüksek maliyetler, hani yüksek fiyatlar söyleyip de aşağıları düşmüyoruz. Ortalaması hani pazarlık sünnet deyip 25 lira 30 civarında bir pazarlık payı bırakıyoruz illaki. %10 da kazansın. %15 civarında. Vakıflara mı ait iş yerleri? Vakıflara olan yerler de var. Yani özel mülkler de var. Tabii şimdi biz gayrimenkul alanında da yazıp çizdiğim için, ekonomiyle ilgilendiğim için yazar olarak
merak ettim. Bir eğitim programdayız ama rakamların diliyle de konuşacak olursak bölgede kira raişleri nedir? Ortalama normal dükkan kiraları gibi diyelim. Fiyat vermek. Yani esnaf kurtarabiliyor mu bunları? Ya kurtarabiliyor ki Mahmutpaşa hala ayakta durabiliyor. Evet, Allah hayırlı kazançlar versin. Evet, yayınımız devam ediyor. Biz yine Mahmutpaşa'nın o dar yokuşu ama bereketli, güler yüzlü esnafıyla efendim yine sohbetlerimize devam edeceğiz. Evet, okulların açılmasına rağmen tabii ki esnafın beklentisi sadece öğrencilere dair alışveriş değil. Vatandaş bir şekilde bayram öncesi alışverişini yapmış olabilir ama artık mevsim yönlü bir döngü söz konusu. Havalar yavaş yavaş sıcaklığını düşürüyor ve kış yaklaşıyor. Sonbaharla birlikte tabii tezgahlarda da ürünlerin farklılaştığını söyleyebiliriz. İşte farklı bir tezgah. Baktığımızda süeterinden kazağına varana kadar her şey mevcut. Ama alışveriş cephesine baktığımızda acaba esnaf ne bekliyor bu sonbahardan ve tabii eğitim sezonunun açılmasından? Ve yine yıllarını bu işe vermiş olan bir esnafımızla birlikteyiz. Hayırlı günler. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. İsminizi rica edeyim. Şahin Uğur. Şahin Bey, kaç yıllık esnafız? 30 yıl diyelim yani. Çekin. Şimdi, tabii 30 yıl boyunca hep aynı tarz ürünler mi sattınız? Yani aynı tarz ürünler derken zamanla değişti olay yani. Mesela okul ürünleri sattığınız okul dönem ürünleri oldu tabii yani. Gayet güzel de sattım. Neden şu anda öyle bir şey rastlayamadın? Şu anda sadece sebebi okulların kendilerine ait formalar ürettirmesi, aracı firmalarla anlaşması. Eskiden klasik lacivert, siyah, yeşil hırkalar, süveterler olurdu. Herkes rahatlıkla satardı. Öyle bir pazar oluştu ki maalesef kendin kazan, okul da bu işin içine girer halde diye maalesef duyuyoruz. Zaten işi organize eden okullar abuk sabuk bir şerit çektiriyorlar üzerine. 15 liraya 20 liraya bulunan piyasadaki modelleri ortalama bir kıyafet 150-200 lira gidip... Ona neden dur denilmiyor? Milli Eğitim İl Müdürlüğü, bakanlık dahil... Herkesin bu işten haberi var. Herkes bu işleri biliyor yani. Biliyor ama devlet de işte kimle uğrayacağını, ne uğraşacağını şaşırmış yani. Çocukların psikolojisine bakıyoruz. Bırakın efendim rengi, rengin tonu bile farklı ise baba olmaz, anne olmaz diyorlar. Ya zaten şöyle de bir olay var. Sezon başı okul zaten sana adres tarif yapıyor yani. Gideceksin oraya. Mesela semtlerde görürsünüz bazı kırtasiyeciler vardı. 4-5 okulun kıyafetini satarlar yani. Hiç piyasada bulunmayacak bir renk attırır araya, imalatçıya gider yaptırır, veliler de tıpış tıpış alır yani. Şimdi Mahmutpaşa'nın bir özelliği vardır. Her derde deva, aynen ilaç öyle. Misali, her türlü tüketimin ihtiyacın karşılandığı bir merkez. Ben şimdi şöyle bir şey söylüyorum İstanbul halkı için. İlla bizden alışveriş yapıp yapmamalar önemli. Bu Mahmutpaşa, Eminönü, şöyle söyleyeyim, fakir fukara bir kesim için son kaledir yani. Burada gittiği zaman tamamen ne olduğunu herkes görür yani. Burada her şey, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bayan alışveriş yapıyor, diyor ki ya yol param kalmadı diyor. Ben icabında 5 lira kazandığım bir üründen al abla diyorum. 2 lira veriyorum ona yolda kalma diye. Her neyse. Hakikaten esnaflık bu işte. Aynen öyle. İcabında öyle bir beğeniyor ki ben bazen olmuş demişimdir ona yani. Ama para markette 5 kuruş eksik aynen olsa öyle. Malı aynen, iade ediyorsun. Maalesef. Çok da yaşadık bunu maalesef. Var, herkes de var ya. Şimdi gidin alışveriş merkezine 1 lira eksik oldum hemen çıkartıyorlar şeyi. Barkod okumuyor. Hemen ürünü çıkartıyorlar. Burada öyle bir şey yok yani. Şimdi efendim derneğiniz de mevcut. Kapalı var, çarşıya şey yakınsınız. Var. Turistik merkezlere yakınsınız. Ama bunun karşılığında canlılık yönüyle biz Mahmutpaşa'nın hak ettiği noktada olmadığını gözlemledik. Alışverişin şekli de değişti. Aileler artık rahatlık da istiyor. Alışveriş merkezlerine gidiyorlar mesela. Her türlü imkanları var. Yeme, içme, şu bu. Yani ama burada gereken atılımı burada yapılamadı yani. Burası bir cazip merkez haline getirilemedi maalesef yani. Evet, şimdi eğitim... Esnafta da var. Evet, ben bir eğitimci gözüyle baktığımda esnafın da böyle bir süreçten 20 milyon çocuğumuz, gencimiz dahil olmak üzere efendim şu anda okullarında
hafta sonundayız şu anda. Cumartesi günündeyiz ama baktığımızda geçen hafta başlayan bir yeni eğitim öğretim dönemi var. Maalesef. Neden esnaf da kazanmasın bundan ki? Ya kazanmasın da işte bunu okul müdürlerine sormak lazım özellikle yani. Velilerin bu soruyu çok iyi sorması lazım. Bizim bir özelliğimiz vardır. Biz söylemeyiz, söyleniriz. İki kişi bir araya gelince söylenir ama bir tane çıkıp da Milli Eğitim Müdürü'ne, Milli Eğitim Bakanı'na veya şuna buna çıkıp ya bu okul kıyafetleri nedir diye sormaz. Ama çocuğuyla ilgili öğretmeniyle olsun, ders çalışması size olsun onlar hepsinin derdine düşüyor. Düşüyor. Diyor ki ya ne yapalım işte diyor. Bir kere verelim diyor sezon. Ama zengin ülke değiliz ki. Maalesef onu da diyorum işte velilerin ve özellikle bunu yani okul müdürlerine sormak lazım. İlçe müdürlerine sormak lazım yani. Çok para kazandığınız dönem olduğunu söylediniz. Allah ziyadesini yani versin. Yine bereketli olsun. Bizim öyle bir dönemimiz olmadı. Mesela şöyle söyleyeyim. Bizim buraya ekseriyetle Arap ülkelerin gelmesi önemli. Arap ülkeler geldiği zaman Mahmut Paşa canlanır. O da Arap ülkelerin hepsi değil. Özellikle Kuzey Irak geldiği zaman burası güzel canlanmıştı fakat yani dışarı gelişmeler ortada. Gelişmeler ortada yani. Son bir şey üniversitelerde yanı başınızda İstanbul'un ve Türkiye'nin gururu diyeceğimiz en eski üniversite yani. Ki benim de mezun olduğum üniversite İstanbul Üniversitesi. Üniversiteli gençlik şu anda istediği tüketim harcamaları yönüyle giyimi kuşamı bu bölgede bulabiliyor mu? Ya bu bölgede işin doğrusu pek üniversiteli gençlik buradan bir şey giymez. Neden? Yani. Ya daha uçuk şeyler giyiyorlar yani. Şimdi ne bileyim yani bizim de genç çocuklarımız var. Yani bizim bu modeller onlara bir şu tuhaf tuhaf şekiller, resimler yani. Özellikle bayanlarımız dizilerden çok etkileniyor. Evet. Hürrem Sultan'ın saatini bile arayan var burada yani. Böyle bir olay da var yani. Yani kadın gelmiş Hürrem saati arıyor. Evet, görüyor musunuz? Yani, vatandaş değil, esnaf da dertli mi dertli. Yani. Diziler bazen fayda bazen zarar demeyeyim de etkiliyor. Etkiliyor canım yani insanlar burada dizilere göre alışveriş yapan bile var yani. Böyle bir günde Allah bereketini versin ama inşallah siftahınızı yaptınız. Siftah yaptık canım. Siftah Allah yapmak sonra yapıyoruz çok şükür. Oturuyoruz burada muhabbet ediyoruz bakın ya. Allah hayırlı kazançlar versin hepimiz için de. Allah ülkemize yardım etsin yani. Aynen. Önemli olan o yani. Peki hayırlı günler Sağ diliyorum. Olun. Bizler okul alışverişleriyle ilgili olarak Mahmut Paşa'da gezinirken sizlere bilgilendirme amaçlı röportajları yaparken tabi burada aslında Türk olan ama şimdilik İstanbul'a turist olarak gelmiş vatandaşlarla da karşılaştık ve kendilerine de mikrofon uzatalım diyoruz. Merhaba, hayırlı günler. Merhaba, iyi günler. Evet, nereden geldiniz? Türkçe konuştuğunuza göre Türk vatandaşı olarak. Evet, Türk vatandaşıyız ama Almanya'dan geldik. Evet. İzin olarak. Olmazsa olmazlardan biridir Mahmut Paşa bölgesi gezmek, alışveriş yapmak için. O niyetle mi geldiniz? Evet, aynen. Çarşıdan girdik yukarıdan. Mahmut Paşa'yı da gezelim dedik. Eminönü'ne kadar çıkacağız şimdi. Daha önce İstanbul'a gelmiş miydiniz? 8 ay önce gelmiştik ikimiz beraber. Şimdi arkadaşlarımızla beraber geldik. Bir farklılık görüyor musunuz? İstanbul'da alışveriş yapmak, İstanbul'u solumak ve buradaki hayat tarzına baktığımızda yeni bir mevsim başlıyor. Okullar açıldı. Biz bu amaçla bu bölgedeyiz şu anda. Ne diyeceksiniz? Canlı görüyor musunuz ekonomisini bu bölgenin? Bence aynı. Aynı. 8 ay önce nasıldıysa birazcık azdı belki o zaman kışın diye. Ama şimdi aynı yani. İstanbul'da alışveriş yaptınız mı? Alışveriş yaptık evet. Nasıl buluyorsunuz fiyatları? Fiyatlar normal diyelim. Normal. Sizi de tanıyalım. Ben eşiyim. Evet. Yine gezmeye amaçlı geldiniz. Eğitim var mı? Yani bir yerde okul, eğitim. Almanya'da çalışıyorum ben şu an. Meslek yaptım. Çalışıyorum kendim. Evet. Evet. Peki genel olarak baktığımızda ben eğitim odaklı bir program yaptığım için soracağım size. Özellikle Türkiye'deki eğitim standartlarıyla Batı'da, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerindekilerin biraz daha farklı olduğu söyleniyor. Siz hangi tarz eğitimle bizim daha çalışkan, daha üretken insanlarımızın olabileceğini düşünüyorsunuz? Vallahi bence Avrupa'da olan disiplin önemli. Çok disiplinli insanlar. Bilmiyorum mu yoksa yani bizim insanlarımız da disiplinli çalışsa aynı şeylere hedeflere ulaşabiliriz yani. Türkiye'de disiplinin eksik olduğunu gözlemliyorsunuz. Her türlü imkan var, disiplin yok mu diyorsunuz? Aynen ben öyle görüyorum kendim.
siz ne diyeceksiniz bu konuda? Aynı. Evet. Aynen öyle. Peki size hayırlı alışverişler diliyoruz. Sağ olun size. Evet, gezintimize yine devam ediyoruz Mahmutpaşa bölgesinde. Evet, okul alışverişinin vazgeçilmezlerinden biri kırtasiye. Kırtasiye malzemeleri de Mahmutpaşa bölgesinde olağanüstü zengin çeşitleriyle mevcut, yeni çıkmış modeller, çeşitler. Öte yandan tabii fiyatlara da baktığımızda oldukça uygun görünüyor. Çeşit çeşit şeyler var ama biz bunu satıcısına soralım. Kırtasiye iş yerinin belki temsilcisi diyelim. Merhaba. Merhaba. İsminizi rica edeyim. İlhan. İlhan Bey, nasıl işler güçler? Hani şu an için sezon açıldı. Kırtasiyelerde birçok satış oluyor. Tabii her bütçeye uygun biraz zorlanıyor ama... Şöyle bir bakalım isterseniz. Tamam. Fiyatlandırmalara da. İşte boya kaleminden silgi kabına veya diğer işte ne diyoruz kalem bunlara? Kutu. Kalem kutusuna. Her şey mevcut. Tabii bazıları marka, bazıları belki kendi ürününüz. Evet. Şu anda elime aldım. 30 lira. Tam 30 lira. Bir efendim... Kalem kutusu mu diyelim? Ne diyoruz? Kalem kutusu. Kalem kutusu diyelim. Ve onun ötesinde suluk var. Sulukta da böyle çocukların ilgisini çekecek renkler tabii, ve diğer çizimler. O yönüne de dikkat ediyorsunuz. Tabii sağlık açısından önemli olduğu için kaliteli olmak, marka olmak zorunda. Fiyatlar da biraz pahalı ama tabii kampanyalarımız var, indirim var. 17 liradan başlar, 35-50 liraya kadar çıkar. Mağazadan alışveriş yapmış olsaydık böyle bir rakam telaffuz edilebilir miydi? Biraz zor. Hani daha çok yine 35-50 civarı. Evet, en fazla tabii ki çanta merak ediliyor. Görüyorum 75, hı hı. Belki 25. Farklı. Fiyat farklılığı neden? Kaliteden farklanıyor, konfordan farklanıyor. Neler istiyorlar en çok? Fiyata mı bakıyorlar, kullanılırlığa mı bakıyorlar? Ona bakıyorlar. Gayet geniş, rahat, üç gözlü, iki gözlü olmalarına bakıyorlar. Onun dışında... Yani... Tabii. Şöyle bir açarsak lütfen. Bunu açarsak içine... Bu tek gözlü mü? Tek gözlü bir çantamdır bu. Rahat, içi yani geniş olan bir çantamdır. Yani buna belki birinci, ikinci, hatta bilemediniz üçüncü sınıf öğrencisine tabii. Uyabilir. Tabii. Ama bir beşinci sınıf, altıncı, yedinci sınıf için zor. Zor. Bunları velilerle paylaşıyor musunuz? Tabii, sadece tabii bunlar de. Uygundur değildir kullanıma diyor musunuz? Tabii ki de diyoruz. Yani kimisi biz bunu idare ederiz diyor, kimisi bana daha iyisini göster diyor. Biz mümkün olduğunca müşteri... Önce fiyata mı bakıyorlar? Önce fiyata bakıyorlar. Evet. Peki başka çeşitlerimiz de var. Tabii burada enteresan efendim silgi değil mi? Evet. Çok değişik, çeşit çeşit. Yani çocuklar oyuncak mı yoksa okul malzemesi mi alıyor? Bazen çocukları okula alıştırmak için böyle eğlenceli şeyler üretiliyor. Mesela bu yıl için en ilginç ürününüz nedir merak ettim. Gösterebilir misiniz? Kalemlerimiz var. Kalemler. Kalemler mutlaka kız çocuklara, erkek çocuklarına mesela ayrı. Mesela şöyle bir tane kalemimiz var. En çok dikkat çekici şeylerden bir tanesi. Bastırdığında ışıklı ve sulu. Hmm. Ne kadar fiyatı? Fiyatı 19 lira. Tükenmez kalem mi? Tabii. Bir de bunların tabii kurşun kalemleri tabii, belki tabii. Daha ömürlü olabilir. Evet. Uçlu kalem. Uçlu kalem 4,5 lira. Kalem tıraş 2 lira 25 kuruş. Bunu bir mağazadan almaya kalksa ne kadar alır? 4 liraya alan var, 6 liraya alan var. Yani şu an burada İstanbul'da Tahtakale'de en uygun fiyatlara satan kırtasiyeler biziz. Tahtakale bölgesi. Evet. Mevsimsel olarak dönüştürüyor musunuz iş yerinizi yoksa 4 mevsim kırtasiye mi burası? Yok. Sadece sezonla kırtasiye. Bittiği zaman ürün yeniden farklı bir şey mi? Tabii yani daha çok aksesuar ve kırtasiye. Başka çeşit çeşit şeyler var. Hatta baktığımız zaman bu tarafa da geçelim. Şöyle bakıyoruz. Evet. Farklı markaların ürünleri kalem olarak, boya kalemi olarak
veya diğer efendim kırtasiyenin her türlü çeşidi etiketine varana kadar mevcut. Ve burada baktığımızda yok yok diyebiliriz. Şöyle seri bir şekilde değerli kameraman kardeşim Sezer hızlı bir şekilde tarasın bakalım. Ne yok ki? Yani makas 3 lira mı? 2 lira mı? Kaç lira? 3 liraya da var. 6 liraya da var. Tutkal var. Hamur oyun için galiba. Burada bakıyorum anaokullarına da hitap ediyorsunuz. 7. 8. sınıflara kadar hitap ediyorsunuz. En çok hatırladığım benim ilk öğretimde bunları bile biz seçerdik. Etiket. Hala öyle bir alışkanlık mevcut galiba. Evet, sonuç olarak okulların açılmasının üzerinden tabii günler geçiyor. Sona kalanlar daha avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabiliyor mu? Bu sorum da son olsun. Yani fiyatlar her zamanki olduğu gibi değişmiyor. Zamlandı biraz fiyatlar ama kırtasiyenin sonunda da gelseler, başında da gelseler görecekleri fiyat aynı. Evet. Peki hayırlı pazarlar, hayırlı işler, hayırlı satışlar. Merhaba, ismini öğrenebilir miyim? Nedir ismi? Biraz tabii çekindi hemen. Berisi ile birlikteyiz. Annesiniz misiniz? Leyla, evet. Leyla Hanım, tabii ilk evladınız olarak mı hizmet veriyorsunuz şu anda çocuğunuza ama alışveriş için buraya kadar geldiniz. Tercihiniz neden Tahtakale oldu? Hem istediğiniz her ürünü bulabiliyorsunuz, her şeyi bulabiliyorsunuz ve uygun fiyata alabiliyorsunuz. Okulun yanında da satış yapılan yerler vardı ama yani biz buradan daha çeşit bol. Kızımızın isteği doğrultusunda rengiydi, şeyiydi. Onun için burayı tercih ediyorum. Daha rahat. Peki fiyatlar kadar sadece kırtasiyede değil, giyim de ayrı bir sıkıntı halinde ki okul aile birliklerinin tercihi olarak ortaya çıkıyor. Bu konuda sizlerin de mağdur olduğu kanaati var bende. Çünkü okul aile birliklerinin belirlediği fiyatlar az önce Mahmut Paşa'daki fiyatlandırmalara baktık. Ondan çok çok daha farklı, yüksek. Şimdilik bizde formaydı falan daha onlar olmadığı için o konu hakkında bir fikrim yok. Ama yani herhalde o zaman geldiğinde de muhtemelen gene buraları tercih edeceğiz. Belediye olarak bir de beyefendiyi selamlayalım. Teşekkürler. Evet, çocukların gönlünü etmek kolay değil. Daraksız. Tabii ki masraf olacaktır. Okul ayrı bir değer olarak sizin yanınızda. Ama baktığımızda masraflı mı bu dönem, nasıl geçiyor? Vallahi masraf var tabii yani. Masrafsız olmaması mümkün değil. Ama yani okulun yanındaki kırtasiyelerle merkeze geldiğinizdeki fiyatlar çok uçurum var. Yani bayağı bir fark neden var. Neden kaynaklanıyor olabilir? Herhalde arada komisyoncular var diye düşünüyorum. Siz bilinçli bir tüketicisiniz anladım. Eşim daha bilinçli. Bana kalsa ben hemen alırım ama eşim buraya yönlendirdi beni. Ne işle meşgulsunuz? Ben şu an emekliyim. Emekliye ayrıldım bir kamu kuruluşundan. Evet. Eşimle geldi. Yoksa bana kalsa ben hiç buralarda dolaşmam yani. İstanbul'u tabii ki farklı semtlerinden gelip burada alışveriş yapmanın keyfi var. Ama o kadar yol kat ettikten sonra bu alışverişin neticesinde ne kadarlık bir bütçeyle dönüyor? Harcama olarak. Vallahi şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı 150 lira falan karımız olacak. 150 lira kar. İyi. Yani 150 lira. Okulun yanındaki veya o çevrede belirtilenler 290-300 lira. Burada en azından 150-160. Hadi çat. Olsun da 170 olsun. En azından 130 lira karımız var gene. İnşallah o karlar farklı alanlarda da kapınızı çalsın diyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah evladınızla hayırlı bir şekilde size de hizmet verir gelecek dönemde. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Hangi kanalda? Şöyle baktığımızda yayınımızın devamında son olarak bir de bu işle ilgilenen esnafla selamlaşalım. Son olarak sizi selamlayacağız. Teşekkür ediyorum. Mekanınızda bize fırsat verdiniz. Müşteriler memnun, fiyatlardan memnunlar, çeşitlilikten memnunlar.
Bu işi sanırım profesyonelce yapıyorsunuz. Siz memnun musunuz gidişattan? Yok, biz çok memnun değiliz. Neden? Vallahi bizim sorunumuz bu piyasadaki marketlerin esnafları öldürmesinden dolayı. Yani satış şu anda tamamen marketlere kaydı. Şu anda esnaflar ancak piyasada burayı bilen, tanıdık eski müşterilerimiz onlar gelip alışveriş yapıyorlar. Diğer insanların buraya gelmesi biraz sıkıntılı. Halbuki ham maddi olarak düşünürsek bunları her bir kırtasın burada markalı olanlar da var. Oldukça değeri yüksek olduğum bildiğim markalı hatta kendi adıyla kırtasiye işletmeciliği yapan markalar da var. Buna rağmen fiyatlarınızın uygun olduğunu gözlemledim. Bu işin formülü nedir? Neden tahtakale ucuz böyle? Valla biz burada esnaf olarak halkla alışveriş yaparken pazarlık yapma şansımız var. Ama marketlerde bir kuruş daha indirim yapamazlar. Kimse, herkes ne fiyat çıkıyorsa onu ödemek zorunda. Burada her türlü marka, yani tek bir ürün değil. Bir ürünün 4-5 çeşit markası var. Kalitesine göre fiyatı var. Herkes her kesesine yettiği, müsait olduğu ürünleri alıyor. Onun için burası daha güzel bir pazar. Fakat dediğim gibi burada bazı sıkıntılar var. Ulaşım sıkıntısı, park sıkıntısı. Bunları önüne aldık bu insanlar. Buraya gelmek istemiyorlar. Dolayısıyla burada eskiden herkes kırtasiyeciydi. Şu anda 3-4 tane kırtasiye kaldı. Evet, ben onu fark ettim. Mahmut Paşa'dan bu yana şöyle yol kat ettik. 700-800 metre mesafe ve tek sizi gördük. Şaşırttı beni doğru. Biz de işte eski mesleğimiz 30-40 senelik. Biz de bırakamıyoruz. Yoksa çok meslektaşımız bıraktı, terk etti. Başka işlere yöneldiler. Biz hala devam ediyoruz ama biz de bugün yarın kapatacağız yani. Çok karlı bir işe artık diye tanımlamayacağımız noktada kırtasiyecilik tahmin ediyorum. Evet, kırtasiyenin kar marjı çok düşük. Buradaki bu kiralar, bu masraflar bu ticarette bu paranın kazanılmayacağını olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla herkes daha karlı, daha rentable işlere yöneliyor. Bu işleri bırakıyorlar. Hep mahalle arasındaki kırtasiyeciler kaldı. Bir de marketlere kaçtı. Marketlerde bu işte sezonluk 15 gün, 20 gün sezonu bitirip tekrar eski işlerine dönüyorlar. Peki son olarak ben sizi kamerayla baş başa bıraksam bu tecrübenizle velilere seslenmenizi rica ediyorum. Mikrofonu size bırakayım. Kameraya da bir bakarak velilere isterseniz tavsiyelerinizi sıralayın. Buyurun. Evet sayın veliler, alışverişlerinizi bizim gibi esnaflardan, Tahtakale'den veya diğer mahalle esnaflarından yapmanızı tercih edin. Marketler her ne kadar size kolay da gelse kaliteyi, ucuzu almanızı burada her türlü ürünü almanızı sağlar. Sağlıklı ürünler, etiketli ürünler, markalı ürünler esnafla birlikte pazarlık ederek, konuşarak hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu bir dayanışma içinde burada satıştayız. Bu marketlerde kimseye soramayacağınız bir olay. Kendi başınasınız. Burada en azından size yardım olacak personel, deneyimli insanlar var. Onun için bu tip market yerine esnaflardan alışveriş yapmanızı tercih edin bence. Haftadan haftaya bir aradayız ama bu haftanın önemli bir farklılığı vardı. 20 milyon civarında öğrenci ders diliyle birlikte merhaba dedi okul hayatına yeniden. Bunların bir kısmı ilk kez, bir kısmı ikinci kez, bir kısmı 3, 4, 5. Evet, ard arda derslere girilip çıkılırken tabii ki okulun ihtiyacı da bitmek bilmez. İlk hafta itibariyle ders dili çaldı, ders kitapları kısmen dağıtıldı, devamı da dağıtılmaya devam edilecek. Hükümet ilgileniyor bu konularla ama diğer ihtiyaçlar konusuna tabii ki veliler ilgilenecek. Mahmut Paşa'ya gittik. Mahmut Paşalı
bu defa bu yıl için biraz küskün, biraz kırgın. Bunun sebebini sorduk. İşte tek tek dinledik, izledik. Baktık ki görünen şu. Okul aile birlikleri acaba ne işe yarıyor? Hakikaten esnafın da yaşatılması gerekiyor bu memlekette. Ailelerin de haklarının, menfaatlarının korunması gerekiyor. Eğer bir süveter 50 liraya, 60 liraya emrivaki bir şekilde alınacaksa burada birisinin dur demesi gerekiyor. Milli Eğitim İl Müdürlükleri, İlçe Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan seslenmek istiyoruz. İşte esnafımız diyor ki biz bunları üretiriz, 30 liraya, 40 liraya satabiliriz. Ama okul aile birliklerinin anlaştığı kurumlar, şirketler her neyse onlar da diyor ki yo, toplu olarak gelip buradan alacaksınız. Fiyat da şu kadar bu kadar. Olacak iş değil. Hakikaten olacak iş değil. Bu işe bir bakmak gerek. Bir dur demek gerekirse onu da yapmak gerek. Ama hakikaten şöyle baktığımızda Mahmut Paşa esnafı benim bildiğim dürüst esnaftır. Çünkü ticaretin kalbi işte burada. Bu harita üzerine baktığımızda suliyet olarak İstanbul'u görüyorsunuz. İstanbul'u buraya akıyor. Yani Mahmut Paşa'ya. Mahmut Paşalı esnaf eğer küskün ise, durgun ise bu tüm esnafın durgunluğu demektir. Ve eğitim hayatının ya da akademik takvimin başladığı bu günlerde İstanbul ekonomisinin can damarı, atar damarı olan Mahmut Paşa, Tahtakale bölgelerindeki durgunluk her yerde var demektir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hafta sonu itibariyle şöyle gidip bakmak gerekiyor. Eminönü'nde şen şakır görülebilir, kalabalık olabilir. Ama alışveriş boyutuyla baktığımızda maalesef esnafın durumu işler acısı. Eğitim camiasına buradan yeniden seslenmek istiyoruz. Öncelik velilerimizin de menfaati olsun ve buna göre bazı şeylerin gözden geçirilmesinde yarar var diyorum. Evet, bu haftalık bu kadar diyelim. Bu hafta biz eğitim dünyasına şöyle farklı bir pencereden baktık ve masraflar yönüyle kimler neler için masraf yapıyor diye şöyle bir bakalım dedik. Fiyatlar ortada. 40 liradan da var, 200 liradan da var ayakkabı. Elbiselerde yine farklılıklar var ama az önce söylediğim gibi okul aile birliklerinin ukdesinde kalmış bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu tablonun değişmesi için biz de kendi payımıza düşeni yapmaya hazırız efendim. Ne diyelim? Kulağımızda küpe kalacak bazı görüntüler, mesajlarla bu haftayı da geride bırakıyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.